Tekrar beraberiz değerli izleyicilerimiz. Sırada Kafirun suresi, yani inkar edenler, inkarcılar manasında Kafirun suresi Mekke'de inmiş ve 6 ayetten oluşuyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul de ki ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Ey kafirler. Kul de ki, kale yekulu, emir olarak nasıl gelir? Yekulu derken hemen buraya yaparsak. Burada tarifi düşüyor. Evet. Sonu cezim ediyor. Y gitti. Hemze koymuyoruz çünkü cezim yok. Fakat son harfi ne olur? Cezimli. Uzatmadan sonra cezim gelirse o uzatma ne yapardı? Düşer. Dolayısıyla kul kalmış oldu. Burada da görüyoruz ki de manasında, de ki manasında. Ya eyyuhal, ya ne deniliyordu? Nida. Nida harfi. Nida harfi. Arkadan gelen münada olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ha da tembih harfi. Niye eyyuha tarzında geldi? Eğer münadanın sıfatı, yani nida edilen, eğer el takılı olarak gelirse eyyuha, müzekkerse eyyuha, müennesse eyyetuha olarak gelir. Ya eyyuhel kafirune, ey kafirler. Burası da eyyünün sıfatı denmiş. Cemi müzekker salim ismin merfu hali oluyor. Bazı alimler de eyyü kelimesinden bedel demişler. Münadanın bedeli yani. Bir sonraki ekran. La e'budu ma ta'budun. Abede ya'budu, kulluk yaptı, ibadet etti. La e'budu, ben kulluk yapmam. Ben kulluk yapmam. Ma ta'budun. Abede ya'budu, ya'budu o kulluk yapıyor. Ta'budu sen kulluk yapıyorsun. Ta'budune sizler. Sizler kulluk yapıyorsunuz. Sizlerin kulluk yaptığınız şeylere. Ortada gelen ma neydi? Şey manası. Şeylere ben kulluk yapmam. La abudu derken nefi, istikbal var. La'sı nefi, yani olumsuzluk harfi. Abudu kısmı fiil nedir? Muzari. Fiili muzari. Faili ene. Gizli zamiri. Kim yapmaz? Ben yapmam. Ma, ortada gelen ma, kime kulluk yapmam? Şeylere derken buradaki mef'ul. Mef'ulün bih de diyebiliriz. İsmi mevsul ne mahallinde o zaman? Mef'ulse nas mahallinde. İsmi mevsul varsa arkadan gelen ne oluyordu? Sıla. Sıla bir fiil cümlesi. Nasıl bir fiil? Muzari fiil, değil mi? Sizin kulluk yaptığınız şeylere. Dolayısıyla buradaki vav da cümlenin nesi? Faili. Muttasıl zamir cemi vavı ref mahallinde. Sizin kulluk yaptığınız şeylere ben kulluk yapmam. Yani bu ister put olsun, ister Allah'ın sıfatlarını vererek bir şeye Allah'tan fazla değer vermek olsun. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Şirkle tevhid burada ayrılmış oluyor. Bir sonraki ekran. Evet. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. La entüm. Entüm sizler. Sizler değilsiniz. Değilsiniz. Abidune. Abede fiilinin ismi faili. Abidune ne demek? Kulluk yapanlar, tapanlar, ibadet edenler. La entüm abidune. Kulluk yap. Hatta muzari fiil gibi tercüme edilirdi demiştik. Sizler kulluk yapanlar değilsiniz. Kulluk yapacaklar değilsiniz. Yani kulluk yapmazsınız. Ma a'budu. Siz de benim kulluk yaptığıma kulluk. Yani burada niye ellezi değil de ma kullanıldı? Sıfatlarını söylerken bu tarzda ma tercih edilir ismi mevsul olarak. Ma kulluk yapanlar kime? Benim kulluk yaptığıma. Kulluk yaptığım şeye demeyiz yani. Allah söz konusu. Dolayısıyla buradaki ismi mevsul nasb mahalinde mef'ul. İsmi mevsulden sonra gelen de sıla. Sıla bir fiil cümlesi. Nasıl bir fiil? Muzari fiil. Faili ene. Ene gizli zamiri. Benim kulluk yaptığıma kulluk yapacaklar değilsiniz. Bir sonraki ekran. İnsanlar kendilerini çok değiştiriyor. Ben kendi dinimde kalacağım diyorsa biliyoruz ki dinimizde zorlama yoktur. La ikraha fid dini.
dinde zorlama yoktur. Aksi takdirde münafıklar ortaya çıkar. Gramer olarak bakarsak, la neydi? Olumsuzluk harfi, nefi harfi. Cümle bu sefer neyle başlamış oluyor? Zamirle. Zamirle başlayınca buraya mübteda. Mübteda. Munfasıl zamir ne mahallinde? Ref mahallinde. Abidun kısmı ne olur o zaman? Haber. Haberin harekesi nedir? Merfu. Kime kulluk yapacak değilsiniz? İşte bakın burada da abettüm. Ve la ene. Ben değilim. Abidun. Abid kulluk yapan. Tek olarak. Kulluk yapan değilim. Buradaki la ne olmuş oldu? Nefi harfi. Arkadan zamir başlayınca burası mübteda. Munfasıl zamir ne mahallinde o zaman? Ref mahallinde. Ben de kulluk yapacak değilim. Kulluk yapan değilim. Kulluk yapan olmam. Ma abettüm. Sizin kulluk yaptığınız şeye ya da şeylere ben kulluk yapmam. Kulluk yapacak değilim. Abede ya'budu fiil. Neyin arkasından gelmiş? İsmi mevsul. Dolayısıyla ismi mevsul madem mef'ul burada ne mahallinde olur? Nas mahallinde. İsmi mevsulden sonra gelen sıla. Sıla nasıl bir fiil cümlesi? Nasıl bir fiil peki? Mazi bir fiil. Tüm kısmı fail. Muttasıl zamir ne mahallinde? Ref mahallinde. Hep aslında aynı şeyler söyleniyor. Eğer anlaşılsa, dikkatle takip edilse program, anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Evet, burada dikkat edersek, bir sonraki ekrana geçelim bu arada. Mümin şirkle alakasının kesinlikle olamayacağını deklare etmiş oluyor. Hiçbir şekilde şirkle alakası olamaz bir müminin tarzında bunu gönlüne yerleştirmesi isteniliyor. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Ve son olarak bakın burada siga değişiyor. Mazi, muzari, bakın abettüm demişti orada. Burada abudu, muzari. Ne demek? Yani geçmişte de böyle, şimdiki zamanda da böyle muzari sigası kullandı. Geniş zaman aynı zamanda ne şimdi ne gelecekte ne de mazide benim şirkle alakam yoktur diyor. Son cümleyi bir daha. Ve la entüm. Siz değilsiniz. Abidune. Kulluk yapacaklar, kulluk yapanlar değilsiniz. Ma a'budu. Benim kulluk yaptığıma. L'si, la'sı nefi harfi. Entüm. Mübteda munfasıl zamir ref mahallinde. Abidune derken haber. Entüm çoğul olduğu için burası da çoğul. Haber. Mübteda haber birbirine uyumlu. Cemi müzekker salim ismin merfu hali. Neye? Benim kulluk yaptığıma. Dolayısıyla buradaki ismi mevsul nas mahalinde mef'ul. Kulluk yaptığım şeye demiyoruz. Allah'ı ve sıfatları söz konusu olunca ma kullanılır. Ma a'budu benim kulluk yaptığıma sizler kulluk yapacaklar değilsiniz. Bir sonraki ekran. Madem öyle kesin çizgilerle ayrım var. Zorlama da yok. Zorlama olmadığını nereden anlıyoruz? Onlar Müslümanlara saldırmadığı müddetçe kimse zorla İslam'a ne yapılmaz? Çevrilmez. Leküm size ait. Dinuküm sizin dininiz size ait. Yani bazı rivayetler var. Biraz senin tanrına tapalım, biraz benim tanrıma tapalım. Böyle bir şey Müslüman. Aman ortalık ılımlı olsun diye asla kabul edemez. O zaman ayrı yaşayıp yani çatışmak zorunda da değil. Herkes kendi dinini yaşar. Leküm dinuküm. Ayet ortada. Sizin dininiz size. Ve liye dini aslında burası. Biliyorsunuz hatırlarsanız bu mütekellim yası düşüyordu. Esresi onun kısaltması olarak burada kalıyordu. Şimdi cümle harfi cerle başlayınca ne oluyor? Haber mukaddem. Yani hiçbir zaman harfi cer ya da zarfla başlayan cümle mübteda olamaz. Nedir o zaman? Haberdir.
öne geçmiş haberdir. Çünkü önce müpteda geliyordu, sonra haber geliyordu. Bu haber mukaddem, öne geçmiş haber. Cer ve mecrurundan oluşan şibi cümle ref mahallinde. Çünkü haberin harekesi ötredir ama zamir, harfi cer, bunlara bir şey yapamıyoruz, mahallinde diyoruz. Din hüküm, orası haber mukaddem olunca burası da ne oluyor? Evet, müpteda muahhar. Dinu kısmı, müpteda muahhar kısmı, merfu, aynı zamanda muzaf, küm, muzafun iley, muttasıl zamir, cer mahallinde. Cer mahallinde, sizin dininiz size ait. Veliye, yine harfi cerle yeni bir cümle başlamış oldu. Haber o zaman mukaddem. Yine haber mukaddem, car, mecurdan oluşan şipi cümle. Ref mahallinde. Çünkü müpteda da haberde ötre olması gerekirken tek kelime olsaydı, isim olsaydı koyacaktık ama harfi cer, mecrur, zamir tabii var. Buradaki muttasıl zamir, mütekellim yası ne mahallinde? Cer mahallinde. Neye göre? Harfi cere göre. Dini, benim dinim bana ait. Burası haber mukaddem olunca burası müpteda muahhar. Dinu kısmı müpteda muahhar, merfu ve muzav. Buradaki aslında esre görünen kısım düşen, mahsuf, mütekellim yası, muttasıl zamir o halde ne mahallinde? Cer mahallinde, muzafun ile. Evet, böylece Kafirun suresi de bitmiş oldu.